MedStar Klinik'ten hepinize merhaba. Yanımızda bugün 6 tane genç var. Aslında 6 genç ifadesi onları tanımlamaya yetmiyor. Yanımızda Türkiye'nin umudu var, Türkiye'nin istikbali var, Türkiye'nin geleceği var ve Türkiye'nin heyecanı var aslında. 6 tane tıp fakültesi öğrencisi. Ülkenin değişik yerlerinden çıktılar, geldiler. Ve hepsi ayrı ayrı fakültelerden, ayrı ayrı şehirlerden, ayrı ailelerden ve ilk kez uçakta buluştular İstanbul'da ve Londra'ya geldiler. Ben ilk kez bir anons yaptığımda Türkiye'ye 6 üniversite öğrencisini, tıp fakültesi öğrencisini Londra'da ağırlayacağım diye, ki şartımız şuydu, hiç yurt dışına çıkmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca sadece devlet okullarında okumuş olmaları gerekiyor. Tam 3800 başvuru aldık ve bunlardan Londra'daki ekibimiz, çalışma arkadaşlarımız çok titiz bir eleme yaptı ve yanımızda bulunan gençleri tercih ettiler. Onlar da kabul ettiler ve bizimle beraberler. Birkaç gündür Londra'da dolaşıyorlar. Değişik izlenimleri oldu, değişik gözlemleri oldu. Şimdi bugün onların düşüncelerini aslında sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet, hoş geldin. Teşekkürler hocam. Tanıyalım bakalım seni. Şunu yakın tut lütfen. Konuşayım. Ben Rukiye Nurdan Yıldız'ı. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Kahramanmaraş'ta doğdum. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim şu an. Böyle. Ailen ne iş yapıyor? Ailem, babam güvenlik görevlisiydi. Şu an emekli oldu. Çalışmıyor. Annem ev hanımı. 3 kardeşiz. 2 tane ablam var. Bir tanesi diyetisyen olarak çalışıyor. Bir tanesi sosyolog. Bu şekilde. Peki neden başvurdun bu seyahate? Niye gelmek istedin Londra'ya? Öncelikle yurt dışını çok görmek istiyordum. Zaten daha önce hiç çıkmadım. Ve hani eğitim sistemini, hani burada doktorluk nasıl, bunları da öğrenmek istiyordum. O yüzden başvurdum. Sonra kabul olunca tabii ki çok mutlu oldum. Peki birkaç gündür buralardasın. Neler gördün? Mesela bana Türkiye ile burası arasındaki en büyük farkı anlatır mısın? Refah seviyesi çok yüksek bir ülke. Yani şehir diyelim. Şehre girince hemen bunu fark ediyoruz zaten. Çok ferah bir yer. Çok sevdim Londra'yı. Peki insan davranışlarını nasıl buldun? Önce geldiğinizde burası çok relax, çok stressiz bir ülke dediniz. Evet. Bunu neye dayanarak söyledi? Ya ben bunu refah seviyesine bağlayabilirim. Hani insanlar çok güler yüzlü, çok mutlular. Burada biz çok güzel karşılandık. Hani otelde olsun, burada olsun. Ve çok fazla Türk'le de karşılaştık. Yani dışarıda da karşılaştık tanımadığımız insanlarla. Çok Türk var değil mi Londra'da? Evet, çok Türk var. Yaşıyorlar yani. Evet. Peki. Bu seyahatten sonra düşüncelerinde bir değişiklik oldu mu? Yani uzun vadeli kararlarını etkileyecek bir seyahat mi oldu bu sence? Yani bence oldu. Çünkü hani yurt dışında yaşamayı hani önceden çok düşünmüyordum ama hani tabii yakın zamanlarda düşünmeye başladım. Ya da hani yurt dışında doktorluk nasıl, bunları falan hani görerek öğreniyoruz. Gördükten sonra hani burada yaşamanın çok rahat olduğunu ve yaşamak isteyeceğimi düşünüyorum. Burada doktorluk yapmak isterim diye düşünüyorum. Henüz karar vermedim ama. Umarım Türkiye'de kalırsın. Ben hiç kimseye gelin yurt dışında hekimlik yapın demiyorum. Gelmek isteyenlere de bir kere daha düşünün, Türkiye'de kalın diyorum ama hiç kimseye de bu konuda baskı yapma şansımız yok. Ama tabii buradaki şartlar gerçekten çok daha rahat, konforlu, güvenli, huzurlu. İyi bir deneyim oldu. Evet. Arkadaşlarınla da uçakta tanıştın. Evet, güzel arkadaş oldunuz. Hepsiyle yeni tanıştık ve hepsiyle sanki uzun süre tanışıyor gibi. Evet, hemen kaynaştık. Yakın arkadaş olduk. Tabii Türkiye'de de sağlık sisteminin, eğitim sisteminin bir an önce düzelmesini, bir an önce hani normal yaşama dönmemizi çok istiyorum. Evet. Çok önemli bir cümle söyledin. Bir an önce normal yaşama dönmemizi çok istiyorum dedin Rukiye. Bu çok önemli. Aslında Rukiye çok güzel bir mesaj verdi. Anadolu'nun renkleri, Türkiye'nin renkleri, Türkiye'de değişik vilayetlerden gelen bu gençler, bu Türkiye'nin umudu gençler uçakta tanıştılar ve kaynaştılar. Hepsi farklı ailelerden, farklı düşüncelerden, farklı bölgelerden geliyor. Ama hepsi Anadolu kültürüyle yoğrulmuş pırıl pırıl gençler ve uçakta kaynaştık dediler ve bir Türkiye ruhu oluşturdular uçakta. Benim için inanılmaz mutluluk. Peki, teşekkür ederiz. Seni alalım bakalım şimdi. Seni tanıyalım. Merhaba Turan Hocam. Ben Mazlum. Mersin'de oturuyorum. İşte Mersin Üniversitesi'nden ben de mezun oldum. Bir ay öncesinde. Eylül ayında da atanacağız. Herhalde yani acil serviste bir doktor olarak ben de çalışmayı düşünüyorum. Evet.
Buraya gelmek... İlk başvuranlardan biriydin değil mi Mazlum? İlk önce seninle ben konuşmaya çıktım. Başladık. Evet. Öyle oldu. Yani büyük bir şans oldu benim için de. Aslında hiç beklemiyordum. Ben yani şöyle dil kursundan çıkmıştım. Tweetinizi hani gördüm. Bana çıkmaz ama yine de katılmış olmak için katılayım dedim. Bana çıktı. Yani mutluluktan havalara uçtum desem yeridir. İlk gün böyle hani elim ayağım titredi. Sonradan alışabildim. Sakinleşebildim. Şöyle ben 2 yıl öncesinde aslında hani İngiltere'de uzmanlık eğitimini almaya karar vermiştim zaten. Dil kurslarına gidiyordum. Buraya gelmiş olmak da çok büyük bir olanak sağladı bana. Yerinde gördüm, yerinde hissettim. Şu anda da yani bir hastanenin içerisindeyiz. Birebir görüyorum. Çok hoş oldu benim için de. Yani daha da hırslandırdı diyebilirim beni. Türkiye ile buru arasında nasıl bir fark gördün? Toplum olarak mı, Toplum şehir olarak mi yani diyorsunuz? ne senin dikkatini en çok çeken Benim Mazlum? dikkatimi en çok çeken şey, ben burada bu ülkede trafik kazası olacağına hiç inanmıyorum. Olmuyor da İmkansız bir zaten. şey. Ben 10 küsur yıldır acil cerrahi hekimliği yapıyorum. Bir veya iki tane doğru düzgün trafik kazası gördüm. O da ölümcül değil. Olmuyor yani. Yok, böyle trafik kazası görmüyoruz. Yani ben herhangi bir ortama girdiğimde bir iş ne için yapılıyor, hangi mantığa göre yapılıyor, düzenleniyor onu böyle anlamaya çalışırım. Şimdi biz trafik ışıklarında hani bekliyoruz. Yol bomboş, cidden bomboş. Sağımızda araba yok, solumuzda araba yok. Ama insanlar bekliyor. Düşündüm bunun mantığını. Hani dedim en azından bomboş olduğunda bile inisiyatife falan bırakılamaz mı dedim. Sonra dedim ki hani inisiyatife falan bırakılırsa bunun ucu gelmez. Bir yerden sonra artık herkes atlar. Kurallı bir ülke yani. Kurallı bir ülke, çok hoş. Yani bekliyorum ama hani beklerken de şey olmuyorum böyle. Rahatsız Rahatsız ol, olmuyorum. huzurla Rahatsız olmuyorum. bekliyorsun. Huzurla bekliyorum. Çok hoşuma İnsanları gitti. nasıl gördün peki? Yani yaşayan halkı nasıl gördün? Yaşayan halk şöyle. Burada her milletten insan var. Bangladeşlisi var, Hindistanlısı var, Pakistanlısı var. İngiliz hatta çok az gördüm diyebilirim. Herkes barış içerisinde. Kimsenin birbiriyle yani bir derdi yok. Kim ne giymiş, ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor. O ona bakmıyor. Birine bir şey sorduğumuzda ya hemen cevap veriyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Sıcakkanlılar. Ben öyle gördüm Evet. yani en Evet. Bu senin azından. gözlemin bu oldu. Benim gözlemim bu Çok oldu. doğru ve Çok çok hoşuma yerinde bir gitti. gözlem. Yani her milletten bir insanlar var burada ve yani kimsenin birbiriyle yani bir derdi yok. Ben görmedim en azından. Evet. Aslında çok önemli bir mesaj verdi Mazlum. Burada her milletten insan var ve kimsenin birbiriyle bir derdi yok. Herkes kendi alanında mutlu, mesut, bahtiyar ve huzur içerisinde yaşıyor dedi. Aslında belki de şunu düşünerek dedi. Biz Türkiye'de niye kavga ediyoruz? Niye aramızda mesafe var? Yabancı bir ülkede farklı coğrafyanın insanları bir arada barış içinde yaşarken biz neden kendi aramızda bu barışı, bu huzuru, bu mutluluğu yakalayamıyoruz? Mazlum'un verdiği bu çok güzel ve anlamlı bir mesajdı. Öte yandan Mazlum şunu söyledi. Burası kurallar ülkesi ve hiç kimse kurallara uymaktan rahatsız değil. Türkiye'nin de zannediyorum aradığı bu. Evet, teşekkür ederiz Mazlum. Sağ olun hocam. Seni alalım şimdi. Merhabalar, ben Beyza. Aslen Diyarbakırlıyım ama Ankara'dayım, Hacettepe'de okuyorum. Ben aslında seçilebileceğimi düşünmüyordum başvurduğum zaman. Çünkü ertesi gün görmüştüm tweetinizi ve hani şimdiye kadar zaten Seçilen seçilmiştir dedin. binlerce başvuru olmuştur Ve ve olmuştu hani da aslında. olmuştu da. Olmuştu. Ben arkadaşlarımın ikna etmesiyle aslında mail attım. Ve hani çok fazla sürmedi aslında. Bir hafta içerisinde bana geri dönüş olduğunda yine hani Olmaz bu iş dedin. maili okuduğum anda hani zaten seçilenler seçilmişti inanmamıştım aslında. Tekrar teyit için mail attım Özlem Hanım'a. Evet hani sizi seçildiniz diye bana geri döndü. Ve hani hala şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Hani çok çok mutlu olmuştum. Hayat hikayen çok önemliydi bizim için, çok etkileyiciydi. Diyarbakır'dan geldin, hayata tutundun Evet. ve Türkiye'nin en büyük, en önemli üniversitelerinden bir tanesinde, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuyorsun. Bu bizim için çok etkileyici bir hikayeydi, onun için seçtik seni. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok Evet, sen ne teşekkür ederim. yapmak istiyorsun? Ben şu anda Hacettepe'de MD PhD yapıyorum. Hı. 5 yılımı bitirdim tıp fakültesinde. 2 yıl doktora eğitimine zaman ayıracağım. Ondan sonrasında hem cerrahi hem araştırma yapmak istiyorum. Ve takdir edersiniz ki şu şartlarda Türkiye'de ikisini birlikte yürütmek, ayrı ayrı yürütmek bile zor. Büyük destek gerektiriyor ve şu an bizim başka dertlerimiz olduğu için bilime fazla vakit ayıramıyoruz. O yüzden ben yurt dışına gitmeyi çok önceden karar vermiştim. Hani bu temelli bir şey mi olur yoksa geri döner miyim? Şu an kararını veremiyorum. Sen planını dönmek üzerine yap yine de. Böyle düşünerek yola çık. Çünkü senin gibi pırıl pırıl gençlere hepimizin çok ihtiyacı var. Türkiye'nin Tabii ki, çok tabii ihtiyacı ki. var. Ben hani
Türk milleti olarak zaten fedakar bir milletiz ama buraya geldiğimde gördüğüm şey, o kadar fedakarlık yapmalı mıyız sorusu oldu. Hani evet, milletimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Tabii ki onların yanında olmak isterim ama bir tane hayatım var. Evet. Bunu bir anda da düşünmeye başlıyorum artık. Haklısın, haklı gerekçeler var. Tabii keşke biz size daha güzel bir Türkiye hazırlayabilmiş olsaydık önceden ve siz bu duygularla değil, daha farklı duygularla buradan ayrılıyor olsaydınız. Ama merak etmeyin, yani Türkiye çok büyük bir ülke, çok güzel bir ülke, pırıl pırıl, aydınlık bir ülke, her şeyiyle zengin bir ülke. Toplum kendi arasında var olan sorunları hallederse, siyaset kurumu, Türkiye'yi yönetenler sadece Türkiye için çalışırsa, demokrasinin, hukukun, insan haklarının, özgürlüğün, laikliğin ve hepimizin bir arada yaşayabileceği toplumsal ve güçlü bir anayasal kültürün yerleştiği bir atmosferde hepimiz huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayacağız ve evet. Türkiye çok büyük bir ülke, zengin bir ülke. Peki burada gördüğün en önemli özellik ne? Arkadaşlarından farklı olarak dikkatini çeken ne oldu? Arkadaşlarından farklı olarak aslında çok şey söylediler. Ben kültürel yapıyı görmek için gelmiştim buraya. Hı-hı. Hani bir karar vermek istiyorsak bütün tercihlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Beni en çok etkileyen insanlar oldu. Hani onu söyleyeyim. Ne farkı var? İnsanlar, yani buradaki insanlarla bizdeki yurttaşların, vatandaşların arasında nasıl bir fark gördün? Sakinler. Çok sakinler. Evet. Başka yani ne gördün? Yani dünyayla bir dertleri yok. Hani hayatı yaşamak için yaşıyorlar aslında. Hani bir yere varmaya çalışmıyorlar. Bir koşuşturma yok, evet. Hırs yok, telaş yok, kaygı yok, endişe yok. Herkes hayatını yaşıyor ve mutlu. Kesinlikle ve kimse kimseye karışmıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kimse kimseyi yargılamıyor. Kimse kimsenin yaşam biçimine, düşünce yapısına, giyimine, kılık kıyafetine, tarzına kimse dönüp bakmıyor. Herkes kendi hayatı içerisinde kurallara uygun, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyor. Bu senin dikkatini çekti. Kesinlikle. Evet. Peki hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Tabii ki. Tabii ki. Kimin hoşuna gitmez? Yani bu şekilde yargılanmadan yaşayabilmek veyahut da hani sadece kendi kararlarını verebiliyor olmak herkesin hoşuna gidecek bir şeydir. Çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ teşekkür olasın. Ederim. Evet. Şimdi seni dinleyelim bakalım. Seni tanıyalım. Ben Mehmet Şengül. Şanlıurfa'dan geliyorum ben. Benim de başvuru sürecim çok dramatikti. Çok heyecan vericiydi. Hatta o gece uyumadığımı hatırlıyorum. Siz gece saat, Türkiye saatiyle saat 2'de beni aramıştınız. Bir görüşme gerçekleştirmiştik. Çok heyecanlanmıştım. O gece uyumadım gerçekten. Sabahında da hastaneye gittim, nöbetçiydim. Evet. Peki. Uykusuz bir nöbet geçirmiştim. Ailenden bahset. Ailen ne yapıyor? Ailem çiftçi. Çiftçi. Şanlıurfa'da. Kaç kardeşin var? 10 kardeşiz. Ben 7. Sen 7. Evet, ben 7.'yim. Hepimiz beraber İngiltere bir... İngiltere 10 çocuklu aile bulamazsın bak. Evet, evet. Olsun. Muhabbet ettik. 3'ten sonrasını duymadım hiç. Evet. Sizinkiler bereketli. 10 tane. Bizim bölgenin kültürü böyle yani. Çok güzel. Şanlıurfa'dakilerin hep söyle. Çok güzel. Biz beraber çalışıyorduk ailecek bir tarım arazisinde. Mesela bizim bir... Hepiniz çiftçilik mi yapıyordunuz? Ailecek çalışıyorduk. Ailecek çalışıyorduk. Evet, ailecek çalışıyorduk. Annem de bunlar dahil. Ev hanımlı. Babam çiftçi. Babam sonradan ilçeye taşındı bizim eğitimimiz için. Köyde büyüdük ilk başta. Sonra eğitim için ilçeye taşındık. Ama gidip geliyorduk sürekli işler için. Ondan sonraki süreçte bize çok destek oldu ailemiz. Babam özellikle eğitime çok önem veren biriydi. Çok güzel. Hepimiz okuduk. Mesela kardeşlerim de tıp fakültesi öğrencisi olan var. Hemşirelik okuyan var. Ve baban çiftçilik yaparak hepinizi okuttu. Hepimizi okuttu, evet. Tebrik ederim. Hem hepinizi, tabii ki hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ama 10 çocuklu bir aile çiftçilik yaparak baban sizi hayata hazırlamış. Ben gerçekten, ona minnettarım. Gerçekten saygı duyulması ve tebrik edilmesi gereken biri. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Daha başka neyden bahsedeyim hocam? Ne fark ettin iki ülke arasında? Nasıl bir fark buldun? Hocam aslında çok şey söyledi arkadaşlarım. Ben daha çok böyle herkesin güler yüzü olmasını çok beğendim. İnsanlar güler yüzlü. Evet, senin dikkatini o çekti. Herhalde siz de katılıyorsunuz değil mi? Çok güler yüzlüler. Şey yok, bir stres yok. Bir kavga, bir gürültü, bir koşuşturma yok. Böyle hayatı zaten şey gibi, herkesin bir bazali var. Onun altına düşmüyor. Böyle, herkesin standart bir hayatı var. Standart yani. Bir hayat var. Böyle kimse ekstra yaşamıyor, kimse şeyde de yaşamıyor. Onu görünce gerçekten biraz etkilendim. Ama ben ülkede, kendi ülkeme, kültürüme çok bağlı biriyim. Buraya geldiğinde de Türk lokantası dışında hiçbir yerde daha yemek yemedim. O zaten kadar... bunların yemekleri bizim gibi güzel evet, değil. Onun için Türk lokantası doğru bir tercih. Doğru bir tercih. Yani o kadar bağlıyım ülkeme, o kadar bağlıyım milletime.
bir an önce her şeyi değiştirip kendi beraber değiştirip bu refah seviyesine gelebilecek bir toplum oluşturmayı hepimizi hedefi olmasını düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir temenni. Tabii bugün başta ülkeyi yönetenlerin ve yarın siz ülkeyi devraldığınızda yöneteceğiniz zaman dikkat edilmesi gereken, önemsenmesi gereken şeyler bunlar. Tabii hepiniz aynı şeyleri söylüyorsunuz aslında. İnsanlar mutlu, stressiz, iyi bir yönetim anlayışı var, güçlü bir devlet yapısı var. Herkes kendi bireysel hayatında özgür, kimse kimseye karışmıyor. Ama ekonomik olarak da çok güçlü, kimsenin hani standardın altında bir yaşamı yok. Herkesin bir alım gücü var. Hani hayat pahalılığı şu bu. İnsanlar bir geçim sıkıntısı, yokluk içerisinde değiller. Ve güler yüzlü bir toplumdan bahsediyorsunuz. Kimse siyaset konuşmuyor hocam. Gazetenin ilk sayfası spor haberleri oluyor. Bravo. Hiç kimsenin burada siyasetle ilgisi yok. Çünkü o kadar köklü bir devlet yapısı var ki, o kadar güçlü bir sistem kurulmuş ki bu sistemi gelen siyasetçiler hiçbir zaman değiştiremez. Dolayısıyla kimsenin ilgi alanı değildir siyaset burada. Sanat, kültür, eğitim, turizm, yemek, sosyal hayat budur yani insanları mutlu eden konuştukları şey. Spora çok ilgililer ama inanın ben de hastanede 10 yıldır mesela sabah hastaneye geldiğimde kimsenin politika konuştuğunu duymadım. Umursamazlar da yani bir siyasetçinin adını duydukları zaman ya gülerler ya hani önemsemezler. Çünkü bilirler ki çok fazla ülkenin kaderini değiştirecek insanlar değildirler. Devlet yapısı çünkü çok güçlü. Çok önemli bir tespit. Bizim söyledi. Gibi de değil. Korkmuyorlar mesela. Siyasetten hayır, korkmuyorlar. Hayır. Konuşmaktan korkmuyorlar. Bakın bu da çok önemli. Yani diyor ki korkmuyorlar konuşmak. Niye korksunlar? Evet. Konuşmaktan korkar mı insan? Yasalara uymamaktır burada suç. Ve kuralların dışına çıkmaktır. İnsanlar hakaret, yalan ve iftira olmadığı sürece her şekilde konuşabilirler, her türlü eleştiri yapabilirler. Bakın ben bu ülkede yabancı birisiyim yani bu buranın insanı değilim. Buna rağmen hükümeti çok rahat eleştiriyorum. Çok rahat başbakan hakkında Twitter'da çok sert eleştiriler yöneltebiliyorum. Kimse de niye böyle bir şey dedin demiyor. Diyemez zaten. Hani demeye kalksa ülke ayağa kalkar. Bir dakika, ifade özgürlüğü var. Sen ne hakla bu eleştiriye ses çıkartıyorsun der. Çok önemli bu söylediğin. Hiç kimse korkmuyor. Bakın bu çok önemli. Yani biz bu yaşta size korkulmayan, umut duyulan, heyecan duyulan bir ülke bırakmalıydık. Ve siz Türkiye'den çıkıp buraya gelince hepiniz ayrı ayrı şeyleri söylediniz ama senin tespitin çok önemli. Kimse korkmuyor dedim. Siz de korkmayın. Sakın. Oldu mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür evet. Seni dinleyelim bakalım. Merhaba hocam. Ben Büşra. Balıkesirliyim. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ay önce mezun oldum ben de. İnşallah atamayı bekliyoruz hep beraber. Yani sen bu seçim yapılırken Balıkesirli olduğun için seçmedik. Ha bak ben de Balıkesirliyim ama orada sana bir özel iltimas evet, geçmedik. Ondan haberin olsun. Bunu çok duydum. Sen kesin Balıkesirlisindir diye seçildin diye çok duydum. Ama ben kendi attığım mailinde kesinlikle arkasındaydım. Aslında ben mail attığımda zaten siz 3 kişiyi seçmiştiniz. Kuzenim sağ olsun sizin tweetinizi atmıştı bana. Ben hani gördüm ve dedim ki zaten 3 kişiyi seçmişler artık sıra bana gelmez ve bu ara çok fazla yurt dışı düşüncesi olduğu için doktorlarda talebin çok olacağını tahmin ettiğim için başta başvurmak istememiştim. Birkaç saat geçti. İçime bir şey geldi. Dedim ki evet ben başvurmalıyım. Dedin. Hani bir mail atmak benden hiçbir şey götürmez. Bir şansımı denemeliyim. Ertesi gün akşam falan bana Özlem Hoca dönmüştü sen de seçildin diye. Ben ayaktaydım, oturdum yere ve ağlamaya başladım. Hani elim ayağım tutmadı yani bir an. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum sonrasında. Baban ne iş yapıyor? Babam inşaat işçisi. Annem ev hanımı. Bir süre çalışıyordu ama pandemiden sonra işten çıkardılar. O yüzden evde şimdi. Evet. Kız kardeşim var bir tane. O da bu sene diyetisyenlik okumaya başladı. Hadi bakalım, tebrik ederiz. İzmir'de o da. Dediler mi sana Balıkesirli olduğu için Turan Bey sana iltimas evet, geçmiştir diye? Evet, çok söylediler bunu. Dediler ki sen biraz torpillisin galiba dediler açıkçası ama ben kendi başarımın Senin başarındır yani. Balıkesirli olman değil. Tabii ki ben hani Balıkesirliyim, o bölgenin çocuğuyum ama bunda onun bir payı ve katkısı yok. Bak Türkiye'nin her yerinden pırıl pırıl arkadaşların geldi ve hepsiyle de uçakta tanıştınız. Ne evet, kadar güzel bir şey. Çok iyi anlaştık. Gördüğümüzden beri yani hiç daha ayrılmadık. 4 gündür beraberiz, adım atıyoruz hep beraber ve çok iyi anlaşıyoruz gerçekten. Çok önemli bir şey söyledi Büşra. Uçakta tanıştık, 4 gündür beraberiz, çok sevdik birbirimizi. Ve hiç ayrılmadık, çok iyi anlaştık. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Ve Türkiye'nin her yerinden geldiniz. Ne yakaladın burada farklı olarak? Türkiye'de olmayan neyi yakaladın? Hocam yani
Aslında hepsi sizin söylediğiniz, en son bize özetlediğiniz gibi herkes çok mutlu, çok huzurlu. Kimsenin bir yere yetişme kaygısı yok. Çok bir telaş yok, yok. Bir koşuşturmaca kadar, yok. Hani rahatlar ki, özellikle son zamanlarda biz adım atarken bile düşünüyoruz ki öğrenci arkadaşlarım çok... Türkiye'de mi bu dediğin? Evet, Türkiye'de. Mesela neden düşünüyorsun adım atarken? Yani, niye korkuyorsun? Niye kaygı taşıyorsun? Şöyle, yaşam giderleri artık Türkiye'de insanı yormaya başladı. Biz adım atarken, bir yere giderken sürekli düşünüyoruz. Hani bir market reyonunun önünde bile biz saatlerce bunu almalı mıyım diye kendi içimizde kaygı çekiyoruz. Ben kendim için de, ailem için de aynı şeyi düşünüyorum. Harcarken çok önemli bir şey söyledi Büşra. Üç kere düşünüyoruz yani. Temel ihtiyaçlarımız dışında hiçbir şeyi almıyorum uzun zamandır. Ekstra bir şeye kaçmıyorum. Hani aldığım şey, bu gerçekten benim ihtiyacım mı diye düşünerek hareket ediyorum. Son zamanlarda zevklerimizden ödün verdiğimizi hissediyorum mesela. Sadece bazal seviyede yaşamak için yaşıyoruz gibi hissediyorum. Yani bir şeyi harcarken, bir şey almaya kalkarken üç kere düşünüyorum. Evet. Acaba buna ihtiyacım var mı, almasam olur mu diye kaygı duyuyorum. Siz de paylaşıyor musunuz bu kaygıyı? Maalesef, maalesef. Burada öyle değil yani. Daha rahatlar, bilmiyorum, çok daha... O güven, daha güvenli hissediyorlar, daha sağlam duruyorlarmış gibi hissettiriyor burada. En son ne zaman tatile gittin ve nereye gittin? Yani en son Antalya, yani ben Balıkesirli olduğum için ben yıllardır günübirlik Balıkesir'de belki ailemle bir iki günlüğüne bir yere gidip geliyorum. Onun dışında yakın zamanda tatile gitmedim. İngiltere'de ortalama 40 ülkeyi geziyor gençler. İhtisasa başlamadan önce doktor, genç doktorlar ve liseyi bitirdikten sonra sabbatical year derler burada. Bir sene git dünyayı gez derler. Ceplerine parayı koyar ailesi. Bir yıl boyunca dünyayı dolaşırlar. Deneyim kazanırlar, özgürlüklerini yaşarlar, farklı kültürleri tanırlar. O sabbatical year bir İngiliz gencinin hayatında çok önemlidir. Ve ben hep sorarım benim asistanlarıma falan üniversitede geldiklerinde, kaç ülke gezdin? Hemen hemen ortalama 30 ila 40 ülke gezmiş oluyorlar ihtisasa başlamadan önce. Ve sen bırak yurt dışına gitmeyi, ki hepiniz ilk defa yurt dışına çıkıyorsunuz. Balıkesir dışına bile, Antalya'ya veya işte Bodrum'a, şuraya buraya gitmedim tatil ediyorsun. Peki. Yani biz mesela, siz diyorsunuz ki bir sene burada gezmek için vakit buluyorlar. Bizse, ben Eylül'de bir an önce atanıp kendime, aileme biraz olsun katkı maddi olarak olayım, destek olmak istiyorum. Yani şu an bırakın onların bana destek olup gezmeyi, ben onlara destek olmak istiyorum. Onlara karşı sanki bu bir an önce hayata atılmamız hayata gerekiyor. Onlara da katkı sağlayayım. Gibi. Geç kalmamak için, evet, hani böyle evet, bir derdimiz varmış, evet, gibi hissediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ ederim olasın. Her şey için. Evet, seni tanıyalım. Muhammed Furkan Çiçek ben de. İnönü Üniversitesi Fakültesinden bu yıl mezun oldum. Neresi? İnönü Üniversitesi. İnönü'den, evet. Malatya'dan mezun, hı-hı, oldum. Adıyamanlıyım ben de. Babam sağlık memuru, annem ev hanımı. Biz de dört kardeşiz. Abim de bu sene tıp fakültesinden mezun oldu Maraş'tan. Ne güzel. Aynen, kardeşim de sınava hazırlanacak bu sene. Sınava hazırlanıyor. Baba sağlık memuru ama herkesi doktor yapıp Türkiye'ye hediye edecek. Türkiye'ye kazandıracak. Ne kadar güzel. Çok güzel. Peki seçilince neler hissettin sen? Ben seçilmemde o zaman şey olmuştu, hatta 14 Mart'a yakındı sizin bu tweet ilk paylaştığınız zaman. O zaman da biz şey bekliyorduk, 14 Mart'ta bir yemek vardı. İşte hükümetten şeyi bekliyorduk. Sağlık çalışanları pandemide de yoruldu. İşte özlük haklarını geliştirmesiyle ilgili şeyler bekliyorduk. O zaman maalesef tam tersi şeyler söylemişti işte. İşte gidenler giderlerse gitsinler. Giderlerse gitsinler demişti bize. Rahatsız oldunuz mu bu sözden? Çok. Yani giderlerse gitsinler lafı ne hissettirdi size? Ne düşündünüz? Yani ben yani emeklerime biraz üzüldüm aslında o zamana kadar. Çünkü tıp fakültesinde 6. sınıfa gelmiştim. Kırıldınız mı? Çok kırıldım. Kırıldınız. Hepiniz kırıldınız. Sen de kırıldın. Hocam yani biz yıllardır emek veriyoruz. Hani bu ülke için yani doktorun yetişmesini siz biliyorsunuz. Hani tabii, kaç yıldır çalışıyorsunuz. Çok zor. Hani bir anda gözden çıkarılıp hani gitmek istiyorlarsa gitsinler. Yani bu çok ağır bir durum. Çok ağır geldi değil mi? Evet. Neyse, hep beraber döneceğiz. Öyle bakalım. Öyle bakalım. Hiç kimse bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin gücüne, kudretine ve yarınlarına ne haliniz varsa görün, giderseniz gitsin deme hakkına sahip değil. Bu en üst makamdan en alt makama kadar. Ama görüyorum ki çok kırılmışsınız, çok incinmişsiniz. Yani o zaman işte ben de başvurmuştum ama yani ben de çok kişi başvurur nasıl olsa, yani bana çıkma ihtimali çıkmaz dedin. Düşman çıktığında çok mutlu oldum ben de. Gerçekten inanamadım ben de ilk birkaç saat mutluluktan. Onun dışında benim Londra'da izlenimlerim... Ne gördün burada farklı olarak? Yani arkadaşlar çoğu şeyi söyledi. Ben yani biraz kurumsallıklarına
hayran kaldım. Yani küçük bir iş yapıyorlar belki. Sokağın bravo, kenar... çok önemli bu tespitin. Kurumsal bir yapıları çok var. Çok kurumsallar. Sokağın kenarında küçük 4 tane kaldırım taşı yenilenecek. Ama aldıkları iş güvenliği önlemleri, aldıkları uyarı levhaları falan. Yani bana çok fazla, yani bu kurumsallıkları beni hayran bıraktı gerçekten. Bir de konuştuğum dışarıda da çok kişiyle tanıştık, konuştuk. Herkesin söyledikleri, yani hangi milletten olursanız olun, yani size zaten ayrı bir gözle bakmazlar. Üstüne hakkınız neyse kesinlikle verirler. Yani o hak vermeleri, ben yani 2 gün 3 gün çalışıyorum ama kendime bakabiliyorum diyen çok fazla insan var burada. Yani o hakkını teslim etme olay, yani işçiye, buradaki çalışana. Beni bu iki durum kurumsal... Çok önemli. Zaten bu ülkeyi ayakta tutan ya da güçlü kılan birkaç nedenden bir tanesidir bu. Kurumsal yapılır. Her alanda böyledir. Çok ciddiye alırlar yaptıkları işi. Her şey çok özenle yapılır, kuralına uygun yapılır ve her kademede kurumsal bir yapısı vardır. Küçücük bir işi bile senin tespitinde olduğu gibi. Ve insanlar 2-3 gün çalışarak haftada normal, konforlu bir hayat seviyesine ulaşabilirler ve o tür bir gelirleri söz konusu olur. Ayrımcılık meselesi çok önemli. Kimse kimsenin ırkına, dinine, diline, kıyafetine bakmaz. Tamamen insan olarak değerlendirilir ve insan olarak kıymetlidir. Ve burada ırkçılık çok ağır bir suçtur. Kimse ırkçı bu söylem içerisinde olamaz. Bir ayrımcılık, discrimination, buna dair herhangi bir laf edemez. Çok önemlidir ve burada mesela azınlık kelimesi yoktur. Kimse burada azınlık değildir. Herkes bu ülkenin asli bir ferdidir, öyle bakılır. Ve hiç kimse bir diğerinden ayrılmaz. Diyarbakırlıymış, Balıkesirliymiş, başı açıkmış, başı kapalıymış, uzun giymiş, kısa, hiç kimse bunlara bakmaz. Özetle insan diye bakarlar ve insani değerler burada çok güçlüdür. Bunu tespit etmeniz çok önemli. Yani kurumsal bir yapıları var ve ayrımcılık yok. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok onur duyduk sizinle beraber olmaktan. Güler yüzünüz, heyecanınız, umudunuz bize ışık oldu. Ve bizi umutlandırdı aslında gelecekle ilgili. Tabii kendi hayatınızın kararını sizler vereceksiniz. Benim gönlüm Türkiye'de kalmanızdan yana. Ama tabii ki dünyayı tanımak çok önemli. Balıkesir'den çıkın, Diyarbakır'dan, Maraş'tan, Urfa'dan, her yerden çıkın. Önce Türkiye'yi tanıyın. Kültürümüzü, insanımızı, coğrafyamızı, tarih, her şeyimizi bilin. Sonra da dünyayı tanıyın. Bizim sizin gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacımız var. Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Buna inanıyoruz biz. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Sağ olasınız. Önümüzdeki günlerde, şimdi bir 5-6 günlük daha bir zaman dilimi var. Bol bol gezeceksiniz. Dolaşın, müzelere gidin. Anlamaya çalışın. Yani bu ülkenin kültürünü tanımaya çalışın. Ki bu döndüğünüz zaman size bir hayat felsefesi, bir ışık tutsun, ufkunuzu açsın. Başka ülkelere de ilerleyen yıllarda fırsat bulursanız gidin. Çünkü her gittiğiniz ülkeden, her gördüğünüz coğrafyadan bir şeyler öğreneceksiniz, bir şeyler katacaksınız. Ve bunu Türkiye'ye bir katma değer olarak hediye edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet, bu pırıl pırıl gençlerle keyifli, umut verici bir sohbet yaptık. Hepsi son derece zeki, son derece ufku açık gençler ve buradaki gözlemlerini, birkaç gün içerisindeki gözlemlerini bize özetlediler. Aslında bu özeti yaparken de bir anlamda dediler ki, evet, Türkiye'de bizim ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Dostluk, barış, kardeşlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ifade özgürlüğü, kesinlikle ayrımcılığın olmadığı, birey olarak insanların değer ve anlam ifade ettiği, kimsenin dininden, dilinden, ırkından, kılık kıyafetinden ve düşüncesinden dolayı sorgulanmadığı, yargılanmadığı, insanın insan olarak değer bulduğu bir yapı, bir sistem, bir ülke, bir coğrafya hayalinden bahsettiler. Buna dair özlemlerinden bahsettiler. Ve biz bu Türkiye'nin yarınları, gençleri keyifle burada ağırlamaktan ve umutla uğurlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. MedStar Klinik, Londra'nın ilk ve tek büyük Türk sağlık merkezi. Çok sayıda Türk hekimin çalıştığı bu merkezde bu pırıl pırıl gençleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.